konuşacağız. Yani İngilizce konuşmayacağız da herkes böyle yapıyor mu? Taner Çağlı konu evet. ve sosyal medyaya denk geldiniz mi kendisine? Aslında İngilizce öğretmeni ve e, yani İngilizce öğrenme üzerine videolar yapıyor. Daha bilimsel açıklamalarla başlayıp biraz daha show tarafına kaymışsın gördüğüm kadarıyla sosyal medyada da. Onu da konuşuruz. İstersen önce bir kendini anlatmak ister misin? Ne yapıyorsun şimdi sen tamam Yani ben Taner Çağlı <laughs> sesin çok <laughs> kötü çıkıyor. Ben Taner Çağlı. İngilizce öğretmeniyim. Ya aslında show tarafına kaymadım. Show tarafında da bulunmak istedim. Tamam. Çünkü e, her yerde ihtiyacı olan insanlar var. Ulaşabildiğim her noktaya ulaşmak diye bir tabir vardır ya biz de bildiklerimizi her yere, herkese ulaştırmak için Yani sen o İngilizce öğretmek için insanlara ya da İngilizcenin önemini anlatmak için, insanlara ulaşmak için evet. bayağı influencerlık yapıyorsun. Yani e, evet şu, şu an Türkiye'de en fazla etkileşimi olan İngilizce öğretmeniyim diyebilirim yani sayfam var işte Instagram'da. Orada paylaşımlar yapıyorum. Bir platformum var, bir cami, kendi yarattığım bir mecra var. O mecrada kendi öğrencilerim var. Yani binlerce, on binlerce öğrencim var. Doğrudan öğrencim. Yani işte senin yolda yürürken ya da herhangi birinin yolda yürürken bir influencerı, takipçisi ve hayranı yolda çevirir. Beni öğrencilerim çeviriyor. Ah ben sizin öğrencinizim diye. Yani o kadar çok öğrencim var ki hani çok şükür evet. e, kendini övmek gibi olmasın. E, sonuçta bildiğim bir şeyler var. Bu bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Bilirsin bazı insanlar paylaşmadan duramaz, anlatmadan duramaz. Bir şey biliyorsa seni böyle dürter der ki ya biliyor musun kamerayı kim icat etmiş? Biliyor musun işte çay, e, yılda e, ne kadar çay satışımız var ülke olarak? Sorduk mu dersin ama ben işte öyle birisiyim. Yani <laughs> sen olmalıyım. Işte. Sen sormasan da ben lafı çevirip mutlaka anlatmak istediğim yere getiririm. Birazdan da öyle mesela sen soru sormayacaksın. Ben mutlaka o zaman ben başlar bir sorayım. Ee, bir şey soracağım. Türkiye'de biz niye İngilizce öğrenemiyoruz? Niye kimse İngilizce bilmiyor? Şimdi dün sen diye hitap edeceğim. Olur, yanlış anlamazsan. Bunu çünkü ben e, herkese öyle hitap ediyorum e, kitle olarak. E, dünyaya İngilizce öğretmek başka bir şey. Bir Türkiye İngilizce öğretmek başka bir şey. Dünyanın İngilizce öğrenirken geçtiği yol başka bir yol senin geçtiğin yol başka bir yol. Dünya İngilizce öğrenmek için bir kanaldan bir kanala geçiş yapar ya da ne bileyim yani çok kısa bir yolculuğu vardır. Hı. Çünkü dil öğrenmek demek bir düşünme sistemi öğrenmek demek. Ee, ama İtalya'nın Fransız'ın, Alman'ın dil öğrenmek için bir düşünme sistemi öğrenmesine gerek yok. Daha doğrusu İngilizce öğrenmek için. Çünkü onlar aynı şekilde düşünüyor. Bakın bu gramer. Cümle yapısı yüzünden mi? Hayır, bu teknik bir şey değil. Hı. Bazen derler ki işte Korece'nin yapısı Türkçe'ye benziyor. Evet. Yok Macarca Türkçe'nin derler, derler ki öyle zaten. Ya, Türkçe'ye yap olarak çok benziyor. Ya bir şeyin yapısal olarak benzemesi e, dilin benzeri anlamına gelmez veya kolay öğreneceğin anlamına gelmez. Ya bizde hep fiil sonda işte ondan karışıyor diyorlar. Türkçe öğrenenler de fiil sonda olduğu için karıştırıyoruz diyorlar. Ondan mı? Yapıyla değil, kafayla ilgili bir şey. Şimdi Hı. sen bir cümle kurarken nasıl kuruyorsun? Şimdi sen çok fazla cümle kuran bir insansın zaten. E, işte yaptığın iş bu. E fakat Türkçe nihai cümlelerle konuşulur. Yani insanın zeka süzgecinden geçtikten sonraki versiyonuyla konuşulur. İngilizce ise zeka süzgecinden geçirmeden önceki ilk versiyonuyla konuşulur. Allah Allah. İngiliz kafasında yani zihninde o bilginin oluştuğu anda o bilgiyi aktarır. Hmm. Sen ne yapıyorsun Türk olarak? Diyorsun ki bir dakika ben bu bilgiyi kafamda kurdum ama söyleyeceğim ama ulan bu kadar detay vermeye gerek var mı? Ben önce bunu bir filtreden geçireyim. Filtre ne? Karşı tarafın zeki olduğu varsayımıyla geçirdiği zeka filtresi. Diyor ki şimdi ben sana söyleyeceğim ki Nevşim kirli çamaşırlar e, var e, sepetin içinde şu anda. Bu bilginin kafamda canlandığı versiyon. Kirli çamaşırlar var malum sepet var ya onun içinde. Sonra Türk diyor ki bir dakika ya malum demeye gerek yok. Kirli çamaşırlar var sepetin içinde. Sonra diyor ki bir dakika ya var demeye de gerek yok. Kirli çamaşırlar sepetin içinde. Sonra diyor ki bir dakika ya sepetin içinde demeye de gerek yok. Kirli çamaşırlar sepete. Sonra da diyor ki ulan kör müsün? Ben hiçbir şey demeyin beni. <laughs> Sonra da diyor, Diyor ki evet. ulan kör müsün? Çamaşırı görmüyor musun? Çamaşır demeye gerek var mı? Kirliler sepe. Aa, doğru söylüyorsun. En sonunda muhabbet şuna dönüyor. Kirliler sepe. İyi de bu, bu gerçek bilgi değil ki. Bu bilginin kendisi değil ki. Bu senin sadece karşı tarafın zeki olduğu varsayımıyla kendi kendine yaptığın bir e, işlem. Hmm. Karşı taraf bu kadar zeki olmayabilir. Karşı taraf kör olabilir. Bir dakika burada hemen araya girip bir şey söyleyeceğim. Türkçe öğrenmeye çalışan bir yabancı arkadaşım bana dedi ki... Hı. Abi dedi bence siz Türkler birbirinizi anlamıyorsunuz galiba dedi. Bak, onun için hepsi aynı şeyleri konuşuyor. Aynı şeyleri soruyorsunuz. Sizde birbirini anlama sorunu var. İnsanlar birbirini anlamıyor gibi geliyor bana dedi. Bundan mı acaba? Bak, Türkçe diliyle Türk siyaseti <laughs> Gözlerim şey oldu. <laughs> Türkçe diliyle Türk siyaseti çok benzer. Türkçe dili Türk'ün Türk'ü e, inşa etmiş, tasarlamış ve aslında böyle modifiye etmiştir. E, Allah'ın yarattığı insanlardan işte bir e, türü yani Türkleri Allah'ın yarattığı şekilden alıp başka bir şekle sokan şey Türkçedir. Ama Türkçe de bu şekle sokan şey Türklerdir. Şimdi buradaki işte sarmaldan sen çık. Ama sonuçta Türkçe ile Türk siyaseti birbirine çok benzer. Bakın Türkçe e, dünyanın en pratik dilidir. Amacı da pratik olmak. Ama pratiklik e, faydalı bir şey mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Bugün Starbucks e, dünya genelinde işte binlerce şubesi var. Pratik mi? Hayır. Starbucks pratik değil. değil Starbucks mi? sadece sistemli ve net. Anlaşılır. Hiçbir dil bilmeden herkes her şeyi sipariş edebilir. Çok büyük bir eğitim almadan orada çalışabilirsin. İşte büyük okullar okumana gerek yok yok. Oradaki sistem zaten kuruludur. Sen o sisteme entegre olursun. Bu kadar. Fakat bizde öyle değildir. Bizde her şey, hani Cemil Yılmaz ya, bize ayrı muamele yok mu? Benim vatandaşım işini bilir. Hmm. Kim demişti? Süleyman Demirel mi? Özal. Sürük Benim vatandaşım işini bilir. Hamili kart yakınımdır. Biz hep böyle işleri yürütürüz. Türkçenin temel özelliği şudur. Tekrar ediyorum. ile zikrindeki aynı değil. Hmm. Zaten bütün iletişim sorunumuz buradan kaynaklanıyor. Başka bir şey düşündüğün halde başka bir şey söylüyorsun. Aynı şeyler olduğunu iddia ederek, umarak, benim de zeki olduğumu umarak. İngilizce karşı taraf aptalmış gibi konuşulur. Türkçe karşı taraf abdalmış gibi konuşulur. Yani zekiymiş gibi konuşulur. Felsiz, filozofmuş gibi konuşulur. Ya kardeşim o kadar zeki olmak zorunda değilim. Değil. Zaten birçok insan o kadar zeki de değil. Türkçe bizim pratiklik çerçevesinde algılarımızı geliştirmiş. Ama hata çok fazla yaptığımız için de çok ciddi iletişim sorunları var. Dünyada en çok ben sana bunu demek istememiştim diyen millet Türk millettir. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bütün günümüz şöyle geçiyor. Abi ben bunu demek istemedim ki. E doğru. ya ben nişan taşında geziyorum. İşte daha önce yaptım bunun esprisini yani. Burada yine söyleyeyim hani senin takipçilerine. Ee, anlattım bu hikayeyi. Birisi bağırıyor. İşte baby, 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 baby dedim. Kalabalıkta dönüp kim baby diye bağırıyor. Adamın biri ceket satıyor. Böyle ceketi tutmuş. Baby, baby dedim abi ceket. E, olan kör müsün? Baby ceket yani bebek ceketi satmaya çalışıyor. Baby diye var. Onun için yeterli. Şimdi bunu fark edebilirsen sen zaten Türkçenin durumunu fark edeceksin. Bak benim bir sözüm var. Derim ki Türkçe e, bir e, İngilizce bir konum, he İngilizce bir hedefse Türkçe konumdur. Konumunu yazmadan hedefine gidemezsin. Yani sen navigasyona konumunla beraber hedefini de işte yazmak zorundasın. Navigasyon bunu bilmek zorunda. Biz konumumuzu bilmiyoruz. Bugün Türkçe nasıl bir dil diye sorsam bak koskoca Nevşin Mengü. Soruyorum yolda çadır. Sonra da eklemeli bilirler. Bitti. Sen <laughs> ezberin içinde boğulmuşsun. <laughs> Seni mahvetmişler. Ü, üniversite okudun. Evet. Üniversite mezunu koskoca Nevşin Mengü'yü e, üniversitedeki bence başarılı biriydi. Muhtemelen muhtemelen yine. Bir sürü başarılı insanı sadece ezbere bilgilerle mahvetmişler. Her şeyi ezberlemişiz. Her şeyi kaynaştırmayın sizleri. Büyük ünlü uyumu, Çok. küçük ünlü uyumu. Hepimiz başlıkları hatırlıyoruz. Manazgirt Savaşı 1071. Hiç kimse hiçbir sonucun sürecini ve başını bilmez Türkiye'de. Ama eğitim sisteminin özeti budur. Eğitim sistemi şudur. Birisi e, filmde, İngilizce eğitim sisteminin sorunu şudur. Birisi bir filmde bir cümle görmüştür. Bir tercüman diyelim çeviriyor. Filmde der ki I will always love you. I will always love you görür, tercüman çevirir. Ama will aslında ecek acak değil. Der ki ee, will erar demek. Tercüman bunu bilir aslında. Seni hep severim demek. Hmm. Sonra tercüman bakar ve der ki ben bunu seni hep severim yazarsam Türk kadını bunu okurken etkilenmez. Ben bunu lokalize edeyim. Hmm. Türk kadınına uyarlayayım, eczacacak diyeyim. Daha kararlı olduğumu göstereyim der. Seni hep seveceğim der. Öğretmen de film izler bakar. I will always love you. Ee, seni hep seveceğim. Aa Will demekmiş demekmişler. Kavuşar okula. Çocuğa der ki Will eczacacak demek. Hmm. Filmin geri kalanını izlemez. Filmin geri kalanında şöyle bir cümle geçer. Will you marry me? E ee, Tercüman bakar. Ben Türk kadına will ecekacak diye çevirirsem der ki sen kim oluyorsun kardeşim benle evleneceksin mi diyorsun onu o kadar kararlı bir şekilde söyleyemezsin bu benim kararım sonuç olarak ben karar vereceğim der benle evlenir misin diye yumuşatarak benle evlenir misin diye çevirir. Fakat öğretmen ezbere bilgiyi ekranda görüp hoşa koşa anlatmaya çalıştığı hmm. için çocuk will eşittir ecekacak diye. Ama öğrenir. çocuklar öğretirken bir sistematize etmek gerekmiyor mu? Yani sistematize i̇şte, edileni daha kolay öğrenmez mi? İşte bu yani will ecekacak bir şeye bir şey demek mükemmeldir. Süper demen gerekir. Hmm. Ama sen yanlış şey yanlış şey diyorsun bir kere. Ece Kaca Türkçe dene çocuğa önce bunu anlatman lazım. Hı. Bak sen Ece Kaca'nın Türkçe'deki algısını. Şimdi soru-cevap olarak gidelim. gidelim. Ben sana diyorum ki Nevşim kapıyı ben açarım. Hı. Nevşim kapıyı ben açacağım. Nasıl bir fark var? Ben açacağım da daha böyle bir asertif sanki. Daha bir kararlı. Evet. Nevşim Londra'ya taşınırım. Hı. Taşınır ne... öyle kimse demez öyle bir şey ya. Tamam. Nevşim Ankara'ya taşınırız. Nevşim Ankara'ya taşınacağız. Hı. Nasıl bir fark? Evet var? taşınacağız da daha kararlı. kararlı. Çocuk Ece Kaca'nın ve Erar'ın bu iki farkını biliyorum. Bu ikisi gelecek zamana gelecek zaman mesajı veren iki ek. Erar ecek, ecek. Sana erar nedir desem diyeceksin geniş zaman. Hmm. Ya kardeşim yüz yıl oldu ya. Ya erar geniş zaman diye öğretilip geçilir mi? Böyle konu kapatılır mı? Hmm. Bir insana böyle eğitim verilir mi? Çocuğa erarı gösterirsin, yanına çekersin tireyi. Dersin ki erar eki. Çocuklar ne demek? Biri der ki hocam asker. Hayır evladım başında ek var, başında <laughs> e, tire var. Ha tamam hocam da. E, hocam geniş zaman güzel. Hmm. Ama başa bir babaannem çok güzel börek yapar. Hmm. Geniş Geniş zaman. İki, canım yufka al da babaannem börek yapar. Geniş hmm. zaman mı? Değil. Türkçe öğretmenin ne diyor? E, anlam kayması. Hmm. Ya kardeşim bu öyle kaynım bana kaydı gibi anlatılır mı? Ya bu kadar basit mi her şey? Biz hmm. işin içinden çok basit sıyrılıyoruz. Hiçbir şeyi anlatmıyoruz. Öğretmenlerimizde çok büyük problemler var. Öğretmenler her şeyi maaşa bağlıyor Türkiye'de. Benim maaşım işte 20 bin lira. Ben bu parayla nasıl? Ya kardeşim maaşla mı sen İngilizce öğretiyorsun ya da senin öğretme performansını maaş mı belirliyor? Hayır. Bunlar o öğretememenin yani beceri eksiksiz Ama öğretmen de o içinde ya, müfredat diye bir şey var. Tamam. Bu hafta bunu işleyeceğim. Böyle böyle anlatacağım. Bu hafta bunu işleyeceğim. Böyle böyle anlatacağım. Öğretmenin diye. şunu kabul etmesi lazım Türkiye'de. Çoğu İngilizceyi bilmiyor. Türkçeyi hiç bilmiyor. İngilizce ve İngilizce ile ilgili babadan oğula, nesilden nesile aktarılan hep aynı bilgiler var. İşte good morning class, good morning teacher. How are you? Fine, thanks. And you I'm fine, thank you. Sit down please. Bu değil mi? Biz nesilden nesile aktarıyoruz. Bakın bizim bir kere bunu çocukla tartışmamız lazım. Ne dedik? Erar geniş zaman. Okey, örneğini verirsin. Ne dedin? Yuf kal babaannem börek yapar gelecek mesajı gelecek zaman değil ama geleceğe atıf hmm. ama zaman gelecek zaman diye bir şey yok ben sana bir şey söyleyeyim kaç tane zaman var sence doğada Bilmiyorum tamam. felsefe bir soru oldu. Tamam say 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 kafanda. Evet. Ben sana sorayım iki tane. Bir şimdiki zaman çünkü bir geçmiş zaman. Hı. Çünkü yaşadık ve biliyoruz. Evet. İki şimdiki zaman Hı. çünkü yaşıyorum ve biliyorum. Gelecek? Doğada yok bilmiyoruz. Gaybı Allah bilir. Hı. Yani sen bilemez. Gaybı Allah bilir diyor doğa. Hı. Hani sen gelecek zaman var diyemezsin. Onun dışında adına is bir sürü is isim koyduğun, başlık koyduğun hiçbir şey zaman değil. Atıflar, atıflar, atıflar. Hı. Bir sürü yerden bir sürü atıfta bulunabilirsin. Ben sana çıkabilirsin de. Sen sen böyle mi öğretiyorsun İngilizceyi? Şimdi ben ha? şu an İngilizce öğretmiyorum. Şu an İngilizceyi anlatıyorum ve Anladım. Türkçeyi anlatıyorum. Ama sen Türkçeyi anladığın zaman bana ihtiyacın kalmayacak. Türkçeyi anladığın zaman bir İtalyan gibi, bir Fransız gibi açacaksın sözlüğü, kelimeleri öğreneceksin. İngilizce algoritmasını da biri gelip sana peçeteye yazacak. Diyecek ki, algoritma yani söz dizimi budur. Ha peçeteden ona bakacaksın söz dizimine. Oradan sözlüğe bakacaksın. Biraz kelimeleri falan telaffuzları biraz aşarsın. Ondan sonra tık, tık konuşursun. Çünkü almanın bir düşünce sistemi bari aşmasına gerek yok. Seninse var. Sen şuna karar vermek zorundasın. Er ar hayal ediyorum ama hangisi? Babaannem çok güzel börek yapar. Genelde. Do does. İşte yufka al babaannem börek yapar. ileride Will. Geleceğe atıf. İleride. Will. Canım sen oku ben ceketimi satarım. Would. O da varsayı. Sen oku ben ceketimi satarım. Senin için dünyayı yakarım. Hı -hı. Şimdi senin için dünyayı yakarım. Başka bir şey canım sen git ben taksiyle gelirim. Başka bir şey. Bizler çok anlamlılığın içinde kaybolmuş durumdayız. Neden? Hı -hı. Çünkü atalarımız binler yıl önce şunu söylemiş. Bir taşla mümkünse 4-5 kuş vurmalıyız. Dil dediğin böyle böyle olmalı. Dilin güzelliği böyle anlaşılır. Atalarımız derinliğe inanmışlar. Ve biz bu yüzden dünyanın en derinlikli en derin dilini konuşuyoruz. Bak en derin. Ama İngilizce şunu söylemiş. Çok da hani onların ataları o minimalde başka düşünmüşler. Şöyle öyle diyelim. Demiş ki İngilizce bir taşla 5 kuş vurmayalım. Mümkünse 5 taşla o bir kuşu gerçekten vuralım. Ama vuralım. İşte onlar hayatlarını her yerden garanti kantiyi alarak netleştirerek hata payını olabildiğince azaltmak üstüne kurmuşlar. Biz ise daima o riski göze alarak o ee, o mantıkla kurmuşuz. Ya yani bizim hayatımız daha eğlenceli. Çünkü biz çok fazla problem yaşıyoruz. Problemle uğraşmak, kaosun içinde yaşamak zaten binlerce yıl öncesinden tasarlanmış bir düzen Türkiye için. Çünkü dilimiz bu. Dil sana diyor ki hiçbir zaman hiçbir cümlenin anlamına güvenemezsin. Araştırmak, düşünmek, incelemek, sormak, hata yapmak, yanılmak zorundasın. Çünkü Bizim dilimiz böyle. Yani benim sana ne dediğim değil Türkçede. Ne demediğim önemli. Sen Türkçeyi incelediğin zaman karşı tarafın ne dediğine değil ne demediğine odaklanıyorsun. Odaklanmak zorundasın. Çünkü dediklerimden daha fazla hayal edip demediklerim. Sürekli bir dilde şöyle söylenir mi? Gerek yok bu kadarına. Bunu söylemeyeyim. Bunu atayım. Bunu kısaltayım. Ya den dediğimiz ek var. Den eki. Aklına ilk gelen şey ne İngilizcesinde? From. Hmm. Türkçesi ayrılma hali. Çeviri yoldan üniversite mezunu 100 kişiden 99'una göster. Tireli den takısını böyle yapacak. ha. Ayrılma hali? from. İyi de 14 tane anlamı var deniz. Sezenden konuştuk from mu? Hmm. Sezenden uzun from mu? Değil. değil. Ya yani Allah'tan geldiler. From mu? Nevşim ya. Allah'tan geldin. Çok yalnız hissediyordum kendimi. <laughs> Allah'tan geldi. Nevşim Allah'tan mı geldi? From from Allah mı? <laughs> Hayır. Evet. Nevşim Allah'tan derken Allah'a şükür geldi anlamında diyor. Hmm. Çok mu oldum bu programda. Yok önemli değil diyebilirsiniz. Sıkıntı evet, belki yok. Belki biraz daha artarız. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> şey, evet. Yani bir, bir düşünme eee değiş. Peki bunu şöyle derler. İngilizce düşünmelisin. Türkçe düşünüp İngilizce konuşursan yanlış oluyor. Ama İngilizce düşünürsen e, daha rahat konuşursun, daha doğru konuşursun denir ama senin söylediğin tam olarak <laughs> Bak, böyle bir şey değil. Rahatsın değil mi? Tabii. Sence İngilizce düşünmek ne? Bilmiyorum İngilizce düşünmek işte. <laughs> İngilizce düşünmek işte. Al bunu daha rahat edici <laughs> Ver. Sarılma. Yok rahatım ben. bir evet. Bak İngilizce seviyesi ne olursa olsun bir <laughs> insanın e, İngilizce çok travmatik bir şey. Tekrar soruyorum. İngilizce düşünmek deyince aklına ilk ne geliyor? Ya böyle bir e, şey var gibi, düğme var gibi bence. Bu programda küfürlü konuşabiliyor muyuz? Ka konuşabilirsin. Mes mesela şu mu geliyor? bir yerine fuck you demek mi? Ya bir switch bir var gibi. Bence insanın beyninde şu olabilir evet. belki. O switch'i aç iki dili çocuklarda olur ya. Hmm. Annesiyle bir dil konuşur, babasıyla bir dil konuşur. Anladın mı? Bir switch var. O tak oraya geçebilirsin. Tak buraya geçebilirsin. Geçemezsin. He. Olmaz mı? Sen mi? geçemezsin bu yaştan sonra. Ancak 0-3 yaş arasında bir çocuk geçebilir. Hmm. O çocuk hadi bilemedin 3-7 yaş arasında bir çocuk geçebilir. 7 yaşından sonra geçmiş olsun. Geçemez. Hmm. Seni fanusa mı sokacak? Böyle. Şimdi o böyle düşünen birisine ikinci soru şu gelse, "Peki İngilizceyi nasıl öğrenmeliyiz?" Böyle düşünen kişiler asla yanlış anlamaz. Sana özel söylemiyorum. Hmm. Keşke her evde bir tane Filipinli dadı olsa. He, her evde bir tane Filipinli dadı olsa. 40 hmm. milyon tane Filipinli dadı olsa Türkiye'de. Hep İngilizce konuşmamız lazım. Hep ama. Her yerde. Okullarda hep İngilizce konuşmamız lazım. Hmm. Yani çocukları fanusa sokacaksın. İngilizce gibi boktan diyeceğim, hmm. Boktan bir dili öğretebilmek için. Kardeşim İngilizce dediğin şey dünyanın en baz zekasına hitap eden dünyanın en basit basitliği. Ya basitliği şunda saklı. Zihnindeki her şey açıkça ağzında. Hmm. Zihni ne varsa zikrinde o var. Sen Türkçe gibi üst düzey bir dilden İngilizceye geri dönemiyorsun. Problem o. Ben de sana bu basitliği anlatıyorum. Ama bu basitliği anlatabilmem için Türkçeden referans vermem lazım. Türkçedeki referans da şu. Sen sonuçlarla konuşuyorsun. Sana diyorum ki sonuçlardan çık. Hmm. Sebebe gel. Kaynağına dön. Sen kapıyı açacağım diyorsun. Londra'ya taşınacağım diyorsun. Londra'ya taşınacağım. Peki sana Londra'ya taşınacağım dedirten duygu neydi? Ne düşündün de Londra'ya taşınacağım dedin? Londra'ya taşınmaya karar ver. Zihin diyor ki Londra'ya taşınmaya karar ver. Ağız diyor ki Londra'ya taşınacağım. <laughs> Ulan diyorum ki ağzındaki değil, zihnindeki. Biz ağzımızdakini İngilizce'ye çevirmeye çalışıyoruz. Hmm. O yüzden sana çeviri yapma diyorlar. Ama çeviri yapma diyenler neden çeviri yapmaman gerektiğini anlatamıyorlar. Okay. Çünkü no how yok. Çünkü oturup çalışmamışlar. Çünkü diyorlar ki ben ne yapayım 20 bin lira, 30 bin lira maaşla ben bir de bunun üzerine mi çalışacağım? Ya kardeşim bu maaş meselesi değil, merak meselesi, arzu istek meselesi. Bak ben mütercim tercümanlık bölümüyüm. Yaz ekşiye mekşiye. Hı. Taner Çağal diye böyle yapacaklar. Kıtırık Tercümanlık Bölümünden mezun olmuş İngilizce öğretmeye çalışıyor. Hı. O ikisi ayrı öğretemez diye mi düşünüyorlar? Kardeşim öğretmenliğin, öğretmenin bildiklerini aktarmanın okulla ne alakası var? Türkiye'de Hı. eğitim fakültesinden mezun olan her öğretmen muazzam öğretmenler mi? Eğitim fakülteleri öğretmen mi yetiştiriyor hani gerçek anlamda? Ne kaldı zaten elimizde? Yani bir şey yok ki içi her şeyin boşaltılmış zaten. Hı. Ancak buna bir şeye gönül veren, bir şeye yürekten inanan insanlara destek olmak lazım. Sen niye peki bunu bir misyon edindin bu kadar? Ben lise son sınıfta falan zaten tercümanlık, her tercümanlık okumak istiyordum ama tercümanlığın ilkel bir iş olduğunu bildiğim için tercümanlığı bitirmek için okumak istiyordum. Yani şunun için bitirmek pardon. Okulu bitirmek değil sektörü bitirmek istiyordum. Sonra dedim ki ben bu bölümü okuyacağım. Bu sektörü de bitireceğim. Bu ne lan dedim. Elime kalem alıp sayfalarca şey gibi e, hani böyle olur ya filmlerde kötü karakter. Ha. Dünyayı ele evet. geçireceğim. Evet. <laughs> dedim ki ben dedim bilgisayar başına geçip günlerce yazı mı yazacağım ben insanım ya. Bunu yaptıracak bir robotunuz yok mu kardeşim diyordum. Öğretmenler gülüyordu aa diye. Sonra bak, ben var şimdi. sonra son sınıf. bak sonra var. O zamanlar üniversiteye gittim. Üniversitede bile güldüler bana. Dediler ki öyle şey olur mu? Çeviri yapabilir mi bir robot? Bir kere çeviri kafada aa öyle bir şey mi olur? Robot şimdi ne desen yapıyor evet. ya. Sonra gittim. her şeyi çeviren bir yazılım yapmak için bir know-how çıkardım. Dört yıl boyunca bunun üzerine düşündüm. Ondan sonra yapmak için İstanbul'a geldim 2009 yılında mezun olunca. Dedim biri bana finans finansman ol fi finans biri bunu finanse eder Hı -hı. biri yardımcı olur bir yazılımcı falan. Hiçbir şey bulamadım. Sonra da İngilizce çok iyi konuşuyordum. Gidim yabancı hoca kontenjanından. Ee, ve oradan speaking club'larda konuşmaya başladım. İşte, öğretmenlik yapmaya başladım. Aa bir baktım kimse bir şey bilmiyor. Bilmiyor. Öyle konuşmaya çalışıyorlar. Dedim burası oyun, oyun alanı mı lan? Para verip geliyorsunuz buraya gelmişler eğlenmeye. Öyle çay, kahve. Hiç kimse bir şey konuşamıyor. İşte niye konuşamıyorsun? Speaking club insanlar İngilizcesini geliştirmek için. Yok ki İngilizceleri. İngilizceleri. Ama hani fikir o mu? İngilizcesini geliştirmek evet, için şey. Yok mi? ki okay. İngilizce. Bugün speaking club'lara gidenlerin de İngilizcesi yok. İngilizce speaking club'lara giden gelişmez. Senin hmm. zihninde, beyninde bilgi yok ulan. Bilmiyorsun sen hiçbir şeyi. İşte hiçbir şeyi bilmediğin için o bilmediğin şeyi de işletmeye çalışıyorsun gidip. Amerika'ya gidiyor. İngilizce öğrenme. Niye? Orada İngilizce öğrenecek. Hayır. Sen bir şey bilmiyorsun. Hmm. Amerika'ya bildiğin bir şeyi belki kullanmaya gidebilirsin. Hiçbir şey öğrenmeden oraya gidip e, dolap beygiri gibi yıllarca gezersin. Öğrencim var. 40-50 bin tane senede öğrencim oluyor. Bunların %20'si, %25'i İngiltere'den ve Amerika'dan. Bugün Amerika'da yaşayan 4-5 Türk'ten bir tanesi benim öğrencim. Neden? Ya bu insanlar orada zeka geriliği mi yaşıyorlar. Hayır. Bu insanlar farkında. Yurtdışı dışı senin İngilizce öğrenmeni kolaylaştırmaz. Hmm. Senin daha hızlı konuşmanı kolaylaştırabilir. Yani öğrenmeye başka bakıyoruz. Aynen. Ya hala ben televizyonlarda geçen gördüm. Böyle profesör birisi çıkmış böyle TRT gibi bir yerde. Dilden konu açıldı böyle. Konuşamıyoruz. Görüyorsunuz İngilizce konuşamıyoruz diyor. Böyle bak neden konuşamıyoruz? Ne diyecek acaba? Arkadaşlık etmesi lazım insanlar. Hmm. Böyle kızlar bir sevgilin olsun. Bak nasıl öğreniyorsun? Dildire değinmeden öğrenilmez. Ya kardeşim geç içelim. Koskoca profesörsün. Ha, bir etken değil mi ama ya? Ya canım bunlar sonuç. Bilgi nerede bilgi? Yani birine aşık oldun diye İngilizce öğreneceksen o milyonda bir ihtimal. Aşk Hı. mı kaldı dünyada? İnsanlar yani gir her yerde. Her yerde aşk var zaten. Bunlar sonuç. Bak biz hala olayın kaynağına gidemiyoruz ya. Bilmiyorsun. Çocuklara yanlış bilgiler veriyorsun. Hala aynı klişe. 50 yıl önceki ders konuları, anlatım şekli ve örnekler aynı. Bir tane benim kuzenim var İngilizce öğretmenim. <laughs> İki tane de kızı var. Çok tatlı. İkisi birbirinden tatlı. Şöyle bir şey yaptı. Ee, ipad var ya Çocukların elinde. Hmm. Onu İngilizceye ayarladı. YouTube'da sadece İngilizce izleyerek büyüdü çocuklar. Hmm. Çocuk takır takır konuşuyor. Tamam. En zaten e, popüler e, şeylerden birisi, örneklerden birisi. Evet Bakın, herhalde böyle Bunlar çok başarı değil. Çünkü, ben başarı diye demedim ya. Duyo, o orada öğrenmiş işte küçükken. Bir insanın yurt dışına gidip 5-10 sene kalıp İngilizce öğrenmesi bir başarı hikayesi değil. değil. Bir insanın bir çocuğun önüne bir program verilip bilgisayar üzerinden işte videolarla öğrenmesi bir başarı değil. Başarı şudur. İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Okula gidersin, öğreniyorsun çok net. Kursa gidersin öğrenirsin. Ya bunu ya işte benim kuzenim var. İşte e, valla 3 yaşında Filipinli dadı tutular. Çocuk takır takır konuşuyor. Kaç yaşında kuzenin? 30 yaşında. <laughs> Ulan çocuğa zaten 3 yaşından 13 yaşına kadar 10 sene zaten 20 milyon lira yatırım yaptılar. Niye? Aman İngilizcesi iyi olsun. Gidiyor özel okul. Aman İngilizcesi <laughs> iyi olsun. Ya İngilizceyi gündemden çıkarmak benim derdim. İngilizce ne kardeşim? Al yapay zeka geldi. Yıktı geçti ortalığı. İngilizce mi kaldı şu Anladım. an? Anladım. Sen de sen Türkçe bir anlarsan zaten İngilizceyi de anlarsın. Ne Türkçeyi anlar. Türkçeyi, bak Türkçe bilmek değil. Ben Türkçe, eğitimlerimde Türkçe öğretmiyorum aslında. Eğitimlerimde Türkçeyi anlatıp sana Türkçeyi anlamanı sağlıyorum senin. Ee, Türkçeyi anlarsan katalogtan seçer gibi istediğin dili seçer, öğrenirsin. Kendi kendine yaparsın. Bak kendi kendine. Dil dediğin şey çok basit değil midir ya? Bir, bak bizim sorunumuz ne? Türkçe e, insan doğar, doğduğunda aynı şeyleri düşünür. Bir İngiliz doğduğunda, bir Türk doğduğunda aslında aynı doğmuştur. Hmm. Sonra ne olur? Sonra dil onu değiştirir. Aslında 0-3 yaşına kadar çocukların hataları da aynıdır. Bak 0-3 yaşına kadar bir çocuk gelsin kolum mor oldu der. İşte kolum bak sarı oldu der. Bak burası kirli oldu der. Kirlendi demez. Kirlendiği 3 yaşından sonra 7 yaşından sonra kirlendi demeye başlar. Peki doğan çocuk sen hiçbir zaman ay burası kirli oldu hiç diyor musun? Demiyorsun. Peki senden duymayan çocuk kimden duyuyor kirli olduğu? Allah. Niye biliyor musun? Doğduğunda öyle düşünüyor zaten. Hmm. Çocuk İngiliz ne diyor peki? Ah it's got dirty. It's got dirty. Kirli hale bak kirli olduğu da demiyor. Daha da geri gidiyor. Kirli. Get got got. Hale gelmek. It's got dirty. Yani it has got dirty. Yani diyor ki has işte kısaldı. It's got dirty. Hmm. Kirli hale geldi. Ya dünyada bu kadar baz bir zekaya hitap eden bir dil olabilir mi? İngilizce niye dünya dili? Çünkü o bilginin doğduğu o anlı direkt iletişimde kullanıyor. Bilginin üstüne hiç yorum yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Kirli hale gel. Bak nereden geliyor? Bak düşün. Anlatıyorum bak. Bu örneği unutma. Bak bu gördüğün şey her neyse. Bak onu zaten düşürüyoruz. özne özne yok. Bak ama orijinali şu. Bak Doğru. bu gördüğün şey bu. Kirli hale gelmiş durumda. <laughs> Sonra kısaltıyoruz. Kirli hale gelmiş baksana. Sonra kısaltıyoruz. Aa, kirli hale geldi. Sonra kelimeyi değiştiriyoruz. Kirli oldu. Sonra kirlendi. He. Sen o kadar işlem yapıyorsun ki ve zihninin bu işlemleri yaptığının farkında olmadığını mı zannediyorsun? Dünyada bak ottünün bundan 7-8 belki 10 yıl önce yaptığı bir araştırma sonucu. Aynı şeyi konuşmasına rağmen aynı kişi Türkçe konuşurken iki kat daha fazla yoruluyormuş. Allah Allah. Ben sana söyleyeyim. 10 kat daha fazla Bilmiyordum ya. bu araştırmayı. Bugün sen eve gidiğinde bugün bir İngiliz moderatörden daha yorgun olacaksın. Neden? Çünkü İngiliz moderatörle İngiliz moderatör ağzından bir şey çıkarırken hiç üstüne yorum yapmadan çıkarıyor. Pıt diye. Ona gelen cümleler pıt diye geliyor. Hiç üstüne düşünmesine gerek yok. Ne dedi? Ne demek istedi? Kirli. K kir bu kirlendi. Kirlendi mi? Cık. Bunları düşünmüyor. Orijinaliyle konuşuyor. Bak bu gördüğün şey bu kirli hale gelmiş durumda an itibariyle. Yani it is dirty. Ama it's got dirty it's dirty. Okay. Bunlar aynı şey ama sonuçta Türk çocuk ne diyor? ilk oldu kirli oldu. Yani yine yetişiyor aslında bir noktada. Fakat sonra zaman içerisinde senden duyuyor kirlendi. Kirlendi, hmm. kirlendi, kirlendi. Diyor ki Allah canınızı almasın yani <laughs> lanet olsun. Tamam ulan kirlendi. Çocuğu sen bezdiriyorsun. Sen o hale getiriyorsun. O yüzden zamanında müdahaleden kasıt şu. Hmm. Ya param varsa dadı tut. Bana ne? Benim derdim. Anladım. Benim derdim o çocuğa 0-3 yaşında İngilizce aşılamak değil ya bana ne kardeşim İngilizceden diyorum bana ne bak ben artık bunu bana yani anlatamıyorum derdim İngilizce değil derdim senin İngilizce öğrenmek için kendini paralıyor olman hmm. çocuğunu mu paralıya olman ya rahat bırak bana yüzlerce mesaj geliyor çocuğum bir buçuk yaşında nerede İngilizce öğrenebilir <laughs> nerede olacak işte oyun parkına gidecek çocuk oyun oynayacak çocuk İngilizce için ne yapalım ben de diyorum bir şey yapmayın yani çocuğu rahat bırakın. ya çocuk okula gitsin öğrensin bundan doğal ne olabilir hmm. bunun üzerine niye çalışmıyorsunuz? Hala yönet işte Türk futbolunda var ya. Türk yabancı hakemler yönetsin. Ya Türk futbolunun problemini bu mu çözecek? <laughs> bu bir problem e, çözüm önerisi mi sence? Hmm. Değil. İşte biz de aynı şey yapıyoruz İngilizce'de. Dadı tutalım. Amerika'ya İngiltere'ye yaz kamplarına gönderelim. Hiç kimse şeyi düşünmüyor. Gariban Anadolu'nun bir köşesinde bir çocuk nasıl dil öğrenir? İngilizce oh. değil Almanca, Fransızca nasıl? Oh. Kim çalışıyor bunun için? Ben ben işte Bihterin. Ben çalışıyorum. Ya ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak bir köy okulu projesi var yakında hmm. inşallah yapacağız ve bunu böyle bir platformda yayınlayacağız. Ee, belki Eylül ayına falan hani yayına başlar diye bu sene çekeceğiz. Sadece kara tahta ve tebeşirle hiç İngilizce bilmeyen çocuklara köyde altı günde orta düzeyde İngilizce öğreteceğiz. Bunu çekeceğiz. Hazır programı falan. Çok program iyi. çekilmedi. Programı çekeceğiz. Hayır yani nasıl öğreteceğin, karşı... gideceğin, edeceğin bilmemiz zaten lazım. kendi öğrencime de 40 saat İngilizce öğretiyorum. 40 saat, 40 saat ileri düzeyde. 40 saatte konuşuyor takır takır. Ne takır takır yok e, takır takır diye kim bu ben konuşabiliyor muyum takır takır. <gülüyor> Bizim <gülüyor> hayalimiz Takır takır konuşmak. Bizim sorunumuz takır takır ne, konuşmak. Ne peki ne değil. İngilizce öğrenmekten kasıt? İngilizce o zaman. öğrenmek sorunumuz ya. Yani konuşabiliyor mu Kendini ifade edebiliyor ya bak, mu Hala anlatabiliyor herkes? Sonuçtasın sonuçtan Sonuçta çık ]ayım. sen Sen belli bak şu e, an Türk ben senin tabii. hiç gen haritana bakmama <laughs> gerek yok sen Türksün. Evet. Yani sonuçtan çık Hı. İngilizce öğren sonra konuşalım. Bana de ki hocam ben her şeyin mantığını biliyorum. Tamam öğrenmekle size... ne anlatıyor Amerikan başkanı anlıyor mu bunu 40 saat? Ne dediğini anlıyor mu onu soruyor Onu mu? 400 saatte de bir insan anlamayabilir. Hmm. saatte de anlayabilir. Tamam peki. Bak, daha oralar performans. Şey. Okay. <laughs> bu ülkenin sorunu performans sorunu değil. Performansı geliştirmek gereken seviyeye hiç ulaşmadı. Bilgi yok ortada bilgi. Yani ortada İngilizce bilen insan Bana yok. Bana İngilizceyi öğretim 40 saate diye somut evet. anlatır mısın? Ne yapıyor 40 saat sonunda bu 40 adam? 40 saate şunu yapıyorum ben. Hayal edebildiğin her şeyin İngilizcesini <laughs> bak her şeyin İngilizcesini yazabilir. Ay yazabilir. Ve, okay, ve göz tamam. hayır sadece yazabilir değil küçültmeyelim. Ve gözlerini kapatıp hmm. yazdığı hız da yazar gibi seslendirebilir İngilizce. Okay, tamam. Peki bu ifade etme ayrı bir level mı? Level değil. O sonsuz bir şey. Onun için dadımı tutarsın kendine. Hmm. Daha gözlerini kapatıp değil de gözlerini açarak konuşmak için Amerika'ya okay. mı gidersin? Tamam. Ne yaparsan yap. Ama benim için İngilizce biliyorum demek şu demek. Bir cümle hayalet ve gözlerini kapatıp onu tane tane seslendir. Yani de ki Londra'ya taşınacağım. I have decided to move to London. Benim için seviye budur. Niye gözleri kapatmaktır mesela? Bir tek dik mi? Yok gözünü açarsan dikkatini dağılabilir. Çünkü hmm. ya ben mesela e, sen radyoda mı bir şeyi daha iyi din e, anlıyorsun televizyondan bakarak mı? Radyo. Ben radyoda. Ben hmm. televizyona şöyle bakıyorum. Bak bu televizyon olsun böyle bakıyorum. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü televizyona bakınca görüntü olunca kafan karışıyor. <laughs> Bizim gibi ne burcusun? Boğa. Boğa. Ben kova burcuyum. Benim gibi insanların ben her şeyi dikkat ediyorum. Bakıyorum. Üf ya ne giymiş, ne nasıl bakıyor, orada ağzı, burnu, kulakları o kadar çok şey hmm. var ki radyoda dinliyorum bir de. Evet. Ben de dinleme. Yani Podcast dinliyorum evet. bir de. yani orada her şey bana diri, yani beynime direkt giriyor ama televizyon görselliği çok kötü hmm. bir şey. O yüzden şu da aslında doğru olmayabilir. Hem görsel hem işitsel hem ya bu şovları bırakalım. Hmm. Al bir tebeşir çık anlat. Anladım. Öğretme tekniği olarak diyorsun. Bak canım biz her şeyin şeklindeyiz tamam mı? Bu ülkenin kültürüne artık bu yerleşmiş. Böyle. Şekil. Okullar şekilci, kolejler şekilci, Öyle. anaokulundan itibaren şekilci. Ya şekli bırak kardeşim. Tebeşirini al tahtaya çık hmm. ve İngilizce öğret. Bugün Türkiye'de binlerce İngilizce öğretmeni mezun oluyor. Kaç tanesine? Gel Kardeşim sistem sende nasıl öğreteceğiz bir göster bakalım dediğinde eline tebeşir alıp kaç tanesi anlatabilir? Ben biliyorum nasıl öğreteceğim. Fikirler hep şöyle. Hmm, müdürüm şöyle yapalım. Şimdi öğretmenlerimizin yarısını yabancı yapalım. Ya kardeşim bu bir öğretme modeli hmm. değil. Bak biz çıkamıyoruz o girdaptan. Nasılın cevabı şudur. Nasıl öğreteceksin? Yani ne öğreteceksin? Ne anlatacaksın? Know-how ne? Yani elinde bilgi ne? Yöntemler hep şöyle. Şu. Hocam şimdi şöyle yapalım. Türkiye'de 8 milyon şu öğrenci var. 1 milyonunu her yıl Londra'ya gönderelim. Bak. Bunlar bir öğrenme modeli değil. Bunlar öğrendiklerini geliştirme modeli. Türkiye'nin sorunu bilgisizlik. Türkiye'nin sorunu bilgiye karşı e, işte öğrenmek mi öde mi falan. İşte egzersiz mi falan yapmak. Bilgiye değer vermiyoruz. Yani saygı yok bilgiye bilene. Bak ne diyorum anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum. Talk show'la anlatıyorum. Başka şeyle anlatıyorum. Stand up'la anlatıyorum. Biri çıkıp öyle yazıyor. Biri değil bir sürü işte insan. He, tercümanlık mezunu İngilizce anlatıyor. Sen git çeviri yap. <laughs> Bu mu eleştiri? <laughs> bu ülkenin sorunu bu. Bu ülkenin sorunu, <laughs> bu ülkenin sorunu işte Twitter. Hmm. Bu oradaki insanlara bak. Yani herkes mi her şeye bok atar? Ya evet. kardeşim sus. Sus. <laughs> Şimdi sen yani, yani bir pro eğlence programı yapsan ben yapacak. Sana ne oluyor orada eğlence programı evet. yapıyorsun? Ya sana ne? Ha, evet. Ulan ben yani. ya senede ben 1 milyon dolar yatırım yapıyorum o gördüğün talk show'a. Bana birisi mi veriyor o parayı cebime. Hiç demiyor ki. Adama bak ya oturmuş orada 11 kamera koymuş, seyirciler gelmiş, bir set-up var. İnanılmaz bir an ambiyans var. Bravo bir adama. İşi gücü bırakmış. Bize İngilizce öğretmek için orada inanılmaz bir setup kurmuş diye. Teşekkür eden bir canlı görmedim Türkiye. Herkes böyle. He, çıkmış espriye bak. Ya kardeşim espriyi <laughs> geç. Orada ne yapılmış? Bir, bir gö baksana. Biz <laughs> özü görmüyoruz. Bir tane şey var. Hikaye mi derler? Ee, Türklerin öbür tarafta cehennemde kapısı yokmuş. Bütün herkesin varmış. Neden? Türkler birbirini aşağı çekiyormuş zaten. Evet. Çıkmaya çalışan onlar çekiyormuş diye. Yani. Ee, bir benzeri İranlılar içinde vardı. Onlar da birbirine. Benzer o kültür olabilir. Doğru söylüyorsun. Olumlu bir şey söylemek çok zor bizim kültürümüzde kimse kimseye söylemez hep olumsuzlukları ön plana çıkarmayı ve pesimist olmayı daha şey buluyoruz herhalde daha erdemli mi bulunuyor acaba <laughs> biliyor musun belki öyle ee, Yok. ciddi manada insanlar ezik ezilmişler <laughs> ben de İnsanımız ben de esik. çok ezildim yani çocukluğu benim ben bir yıl ablamın montuyla pembe montuyla okula gittim ya. ve farkında bile değildim hiç sormadım anneme anne bu mont niye pembe be? bir kişi bile benle dalga geçmedi yani güzel yani ama sonuçta geriye döndüğünde bir sürü travmayla karşılaşabiliyorsun yani ya da onları hatırlayıp kendi kendine travmatize edebiliyorsun daha sonra. Yani bir sürü sorunlar yaşadık hepimiz ama Türkiye'de inanılmaz bir başarı düşmanlığı ortaya çıktı son dönemde. Hı. Servet düşmanlığı ortaya çıktı evet, son doğru. dönemde. İnsanlar işi gücü bırakıp en son şeye çok güldüm. Birisi varmış köfteci miymiş neymiş pilavcı mıymış. 8 tane 10 tane şubesi var küçük. böyle 10-20 metrekare. İşte son bir yılda 10 bin lira 20 bin lira vergi böyle demiş. Çıkıp televizyonlarda bunu konuşuyorlar. Dedim ulan ya ya bak, konuş bu da önemli. Vergi kaçırıyorsa o da okey. Ya kardeşim biz sapla samanı birbirinden ayırt edemiyoruz. Ya bu mu kaldı memleketin derdi? Bir sürü şey var konuşsana konuşacak. Çünkü bir şey moda oldu mu bu da moda oluyor. Bu da eleştirmek hmm. de moda oldu. Şu anda son dönemde moda ha. her şeyi eleştirmek. Azıcık mini etek böyle yapacaklar. Nevşine bak ya. İyice var ya sapı da ha, mini etek. Sen ne mini etek Sen kimsin diyecek. Allah Allah sana ne ulan? Ya bu ülke neden böyle yapıyor biliyor musun? Çünkü dil 3000 yıldır, 5000 yıldır buna hazırlıyor. Zaten dil böyle. Hmm. Dil az önce ne dedim? Sen bir şey demeden karşı karşı taraf seni anlıyor ya. Dil de zaten bizim dil insanları birbirine muhtaç bırakmış, kenetlemiş. Öyle tasarlanmış. Enteresan. <laughs> karşı taraf ben sana diyorum ki, ne şimdi ne yapıyorsun? Ne haber? Ne yapıyorsun? Sen böyle yapıyorsun. Bak ne yapıyorsun diyorum, sen böyle yapıyorsun. İyiyim. Soru yanlış, cevap doğru. Ulan böyle bir dil olabilir mi? Soruyu yanlış sordum. Ne yapıyorsun dedim. Aslında nasılsın demeye çalıştım, değil mi? Ama cevabın doğru. Neden sen böyle yaptın? Ay kuzum ya. Soruyu yanlış sordu. ben. Aslında nasılsın demek istediğini biliyorum ama ne yapıyorsun dedi. E, olsun, olsun. Ben cevabı doğru vereyim. Onu mahcup et iyiyim diyorsun İşte bu kültür bir süre sonra yıllar 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 sonra artık senin benim eteğime senin benim gözlüğüme senin benim saçıma karışma hakkı verdi sana çünkü sen o kadar çok bana karışıp ve ben sana o kadar çok alan açtım ki hayatımda kurduğum iletişim türkçe sana o kadar alan açtı ki sana babaannem çok güzel börek yapar dedi sen oradan o kadar alan aldın ki kendine kirliler dedim sen oraya çamaşırı kendin koymak koy koydun ya bunca zaman ondan sonra bir hak iddia etmeye başladı o yıllarca çamaşırını ben oraya koydum <laughs> Şimdi mi ben işte suçlu oldum, karışırım tabii ki senin eteğine, karışırım tabii ki senin başörtüne demeye başladı. Hı. Dil bizi çok çok acayip bir yere götürdü. O zaman birey olmak da bundan zor demek ki. Ben hep buna kafa yarıyorum da. Bizim devlet vatandaş ilişkisi, İngilizce, birey ilişkisi. Bak İngilizce bireysel bir dil, modüler bir dil, Hı. Türkçe holistik bir dil. Komüniteryan herhalde. Bütünsel bir dil. İngiliz der ki böleceğiz, parçalayacağız ve yöneteceğiz. Hı. Türkçe der ki bir olacağız, iri biri olacağız, olacağız diri ve diri olacağız. olacağız diye. Dördü var mıydı? Üç bir olacağız, iri olacağız, dili olacağız. Evet. Yani Türkçenin dediğine bak, İngilizcenin dediğine bak. Ya buradan anlaşılmıyor mu zaten fark? İşte sadece bunu analiz etsen bile İngilizceyi anlarsın. Bak biliyorum bitireceğiz yavaş yavaş. Benim son sözlerim şu olsun yani. İngilizce ve dil öğrenmek artık zaten yıllar sonra çocukların dönüp bizimle dalga geçtiği bir konu olacak. Böyle yapacaklar. Nasıl yani anne? Siz dil öğrenmek gibi bir şey mi vardı? Siz gidip dil mi öğreniyordunuz bir yerlerde, kurslarda, Mecidiyeköy'de, Bakırköy'de. Evet. Siz dil mi öğreniyordunuz? Dalga geçecek. Yine de bir 15-20 yıl var diyelim önümüzde. Hani öğrenmek istiyoruz bir sürü böyle şey de var yani. insani faktör de var. İngilizce dünyanın en basilidir. Öğrenmesi en kolay dildir. Dünyanın diğer dilleri için İngilizce öğrenmek sadece sözlük yani kelime ve söz dizimi meselesidir ve çok basittir. Felsefi kısma ihtiyaçları yoktur ama Türkler için söz dizimi, kelime, söz dizimi ve felsefe meselesidir. Sonuç olarak bu felsefeyi ve bu felsefe kelime ve söz diziminden önce konuşulması gereken bir şeydir. Hmm. Biz temelde işin felsefesini yani düşünme anlayışını konuşmadan kelimeye söz dizimine başladığımız için ilerleyen va va vadede bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Soruyoruz ya present perfect tense. Öğretmen de çıkıp diyor ki Türkçe'de yok. Türkçe'de yok diye bir sürü şey duyduysanız eğer zamanında felsefesini konuşmadığınız için. Eğer felsefesini konuştu konuşsaydın Türkçe'de her şeyin aslında var olduğunu ya da en azından eskiden var olup artık olmadığını bilirdin. Bak çocuğa şunu söylemek de bir değerdir. Varmış eskiden. Hatta şunu söylemek. Var idiymiş. Sen hayatında hiç öyle bir cümle kurdun mu? Ee, var idiymiş. Ulaş idi imişler. Varmış. Her şey varmış. varmış eskiden var. şunu diyormuş. Ulaş idi imişler. sonra ulaştımışlar sonra diyoruz ki sonra mış dı atın lan demiş. Ulan ne de atıyorsun dıyı? Sonra dıyı atıp böyle yapmış. Ulaşmışlar. Ya kardeşim niye attın dıyı? Ya o kadar saçma bir karar almışız ki. Niye attın? Ne güzel dil var. Ulaştılarmış. Çocuğa Diyecektin ki tı var ya idi demek aslında ulaş idiler ulaş idi imişler Hı. idi imiş idi ile imişi aynı anda kullanan Türk almadı ya evet. ya bunlar bunlar değer değer Doğru. bana hala o yüzden ne diyorlar Türkçe düşmanı. sence ben Türkçe düşmanı mıyım değilsin sana çok benzer bir örnek vereceğim geçen bir genç bir arkadaşla konuşurken böyle bir cümle kurdum anlamadı öyle yazdım dedim Hı. o ne hocam dedi öyle yazdım yani dedi öyle Ay, Almost yani Almost var ya ama bunu kimse kullanmıyor artık öyle yazdım ya ölecektim az kalsın e, kimse bunlar da kullanmıyor güzel şeyler evet yani sunmuş, unutulmuş e. dedi gibi yani. Yani bunun da e, konuşulması felsefesini konuşulması Hı. lazım ama ben olaylara biraz tasarımsal yaklaşıyorum. Yani İngilizcede var olup Türkçede olmayan şeyler var ya. Hani sen diyorsun ya e, işte have been falan filan ing. Hı. Ya böyle dil Öğretme, öğretmek olur mu? Tahtaya şunu yaz öğretmen. <laughs> have been verb 3. Have been ing. <laughs> o zaman peçeteye yaz bana. Ben gideyim dil öğreneyim. İtalyana yazabilirsin bu arada. Almana yazabilirsin, sorun Bizi yok. olmaz. Bak mi? ben Almana. ver bana 50 tane peçete. Almanca İngilizce öğretirim. Ama Türkiye öğretemezsin. Have, been, verb ing. Böyle bir öğrenme mantığı olabilir mi? Sen anlatsana have ne? Been ne? Ing ne? Bugün sosyeli yolda çevirip ing nedir diye sorsalar. Koskoca nevşim. İngilizcesi var biliyorum. İlk aklına gelen ne? Şimdiki zaman. Evet. Es ezberlemişsin. Sen dili öğrenmemişsin ki. Sen notalara basamazsın ki. Sen öyle anca okşarsın piyanonun tuşlarını. Hmm. Sen öğrenmemişsin. Sorun o işte. Öğretmemişler bize. Ben de yıllarca bana da aynı şey öğretildi. Sana da aynı şey öğretildi. Bizim jenerasyonumuz aynı şeyi biliyor. ING görünce şimdiki zaman. Hadi bilemedin iyor. Bak bilemedin iyor. <laughs> ya ing iyor da kardeşim. O zaman walking derdeki. Walking ne? Yani o zaman hani itici derken. itici pushing. E ing dediğin şey ne? Eylemden sıfat yapar. Eylemden isim yapar. Bunların Türkçedeki karşılıkları böyle yapar. E, o kadarını öğrenci nasıl anlasın? Öğrenci o kadar bilginin içinde boğmamak lazım. He boğma. O zaman öğrenci interesting'i başka bir şey olarak öğrensin. Beyninde koysun. Tiring'i başka bir yere. Boring'i başka bir yere. Briefing'i başka bir bir yere, meeting'i başka bir yere. Aa, o zaman nasıl, öğrenci için nasıl bir yük biliyor musun? Milyonlarca alternatif kelime içerisinde boğulması demek. Ama sen sadece ing'i anlatabilseydin, öğrenci bunu kendi kendine yapabilseydi, kendini çok daha rahat ve özgüven e, sahibi hissedecekti. Yapmıyoruz. Bugün interesting'i ilginç olarak öğrenip geçiyorsan interest'le yani interest'le ing'i ayrı ayrı görüp birleştikleri zaman neyle neyin birleştiğini anlamıyorsan ve bilmiyorsan, kardeşim o zaman İngilizce bir bilmiyorsun. Hayatında interest'i tek başına kullanmadıysan it doesn't interest me. Beni ilgilendirmiyor. Demediyse bu Türkler sadece interesting dediyse, "Aa interesting." Ya kardeşim böyle ülke olur mu? Interesting diyen bak 100 kişi var elimizde. Evet. Hayatları boyunca hepsi Ama ayrı kullanamıyor. Hepsi interesting'i biliyor. Bak interesting'i kullanıyor ama interest'i bilmiyor. Ya böyle bir dil olabilir Böyle bir millet olabilir mi? Böyle bir eğitim sistemi olabilir mi? Demek ki sen kardeşim bilmiyorsun. Sana ezberletmişler. Senin interest'i bilmen lazım. ING'yi bilmen lazım. Bunların birleştiğinden haberdar olman lazım. Biz boring'i biliyoruz. Bütün millet, ya burada 80 milyon insan boring'i bilir ama hayatı boyunca şöyle cümle kur kuran insan yok. Ha the film bored me. Yani film beni sıktı. Yok. Yani adam çünkü boring'i boring diye öğrenmiş. Hiç öğrenmemiş ki borne. ne. Kullanmıyoruz. Bak, boru kullanmıyoruz. Bak, geç siyasete. Bor madeni. Kullanmıyoruz boru. <laughs> Taner <laughs> her teşekkür ederim sağ olsun. <laughs> Güzel. Borla kapatmış olduk. Eyvallah. Ağzına sağlık. Taner'in kendi YouTube kanalı da var değil mi? Yeah, <laughs> Orayı da takip edin. <laughs> <Talk> Instagram'ı <laughs> var. Hmm. Bayağı aktif sosyal medyada. Her şeyim var. Her şey var. Her yerden Sizin, takip edebilirsiniz. Sizi yani bir şeyler öğretmek için yapılabilecek <laughs> her şeyi yanlayabilirim. Daha ne olsun. Sağ olasın. Şimdi Emine kitabım çıkacak. Falan. Işte Öyle mi? İyi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi teşekkür olsun. ederim. Beni ağırladığın için. Ne demek? Çok teşekkür ediyorsun. Güzel oldu. İyi konuş diye çağırdılar. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Bay <laughs> bay.